Türkiye Halp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla konuşma yaptı. Başkan Yavuz şunları ifade etti. 10-14 Nisan arası şehitlerimizi anma haftası olarak geçmişten kalan böyle şehitlerimizi anmak için bir programlar yapılıyordu. Ama Türkiye genelinde Çanakkale şehitlerimizi anma ve şehitlerimizi anma adı altında şehitlerimizi tek çatı altında toplanarak 18 Mart'ta şehitlerimizi anma programları yapılıyor. Ama Milli Eğitim müfredatlarında da o 10-14 Nisan arasında şehitlerimizi anma şeyleri kaldırılmadığı için yine şehitlerimizi anma programları yapılıyor. Bununla ilgili de biz tabii şehitlerimizi sadece Nisan, Mart ayında ya da Nisan ayında anma değil, yılın 12 ayında şehitlerimizi biz her zaman anıyoruz, yad ediyoruz. Şehitlerimize bir kez buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ne yaralanmış, gazi olmuş askerlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Hakkın rahmetine kavuşan gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatan için kan döken, can veren bütün şehitlerimizi minnetle anacağız. Biz şehitlerimizin unutulmaması, devamlı hatırlanması, şehitlerimizin ailelerinin yalnız bırakılmaması, şehit çocuklarımıza sahip çıkılmasını biz bütün milletimizden, devletimizden istiyoruz. Biz şehit çocuklarımız bu vatana emanettir. Şehit çocuklarımızın yaşam babası şehit olduktan sonra eğitim süreci boyunca çocuklarımıza sahip çıkmasını ve eğitim bittikten sonra da devletimizin ilk kademesinde memur olarak, işçi olarak yerleşene kadar da sahip çıkmasını, ölene kadar sahip çıkmasını istiyoruz. Sadece bir kere hatırlanmak istemiyoruz biz. Burada şehit ailelerimiz unutulunca yalnızlaşıyor, acıları tazeleniyor. Sahip çıkılırsa acıları daha hafifliyor. Biz şehitlerimizi anma programlarında olsun, şehitlerimizi anma günü dolayısıyla yapılacak olan etkinliklerde şehit ailelerimiz hatırlanıyor, ziyaret ediliyor ama bu bir gün, bir hafta içinde kalmasını istemiyoruz. Yıl boyunca şehitlerimizin hatırlanmasını istiyoruz. Şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde ailelerimiz yalnız bırakılmaması, ailelerimizin hal ve hatırlarının sorulmasını, onların devletimizin arkasında olduğunu, milletimizin arkasında olduğunu hissettirilmesini istiyoruz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye'nin ve yurt dışında terörle mücadelede etkin bir şekilde devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu terörle mücadelede son derece başarılı olduğunu düşünüyoruz ve sonuna kadar da gitmesini istiyoruz. Şehit aileler ve gaziler olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve terörle mücadelenin yapıldığı sürece yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtiyoruz. Bu terörden dolayı çok insanımızın canı yandı. Kimi çocuğu, annelerimiz evlatsız kaldı, yavrularımız babasız kaldı. Bundan sonra da hiçbir annemiz, babamız evlatsız kalmasın, yavrularımız da öksüz kalmasın. Bizim huzur içerisinde Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle kardeşçe yaşamaya devam edelim. Biz zaten Kürt sorunu var deniyor, farklı sorunlar var deniyor ama Türkiye'de hiçbir Kürt sorunun olmadığını düşünüyoruz. Şu anda ben Kürt komşumla beraber et ve tırnak gibi ayrılmaz bir ikiliyiz ve vatanımızı, milletimizi bizim sevdiğimiz kadar onların da sevdiğini düşünüyoruz. Ama dış güçlerin taşeronluğunu yapan hainler var içimizde. O hainlerin işte zorlamasıyla, tehditleriyle onlara yanında olduğu görürken bazen vatandaşlarımız var. Devletimiz gücünü göstermeye başladıktan sonra da onlar da yalnızlaşmaya başladı ve şu anda bütün Türkiye'nin her karış toprağında yaşayan vatandaşlarımız devletimize gelecek bir zule karşı birlik ve beraberlik içerisinde topyekun mücadele etmeye devam ediyor. Asıl Çanakkale'de birlik ve beraberlik içerisinde zor şartlarda mücadele ettiysek, terörle mücadelede de aynı şekilde zor şartlarda da mücadele etsek de birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımızın dalgalanması için
burada rahat oturabilmemiz için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Son terörist etkisiz hale getirene kadar da terörle mücadelenin yapılmasını istiyoruz.